Değerli Galatasaray Televizyonu seyircileri, bir Aslan'ın Hazinesi programında daha çok çok önemli bir konukla birlikteyiz. Konuğumuz hayattaki en değerli başkanlarımızdan biri, belki en değerli isteyebileceğimiz Faruk Süren başkanımız. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk ama çok iltifatla başladınız. Teşekkür ederim. Ama yani tarihe geçen en büyük kupayı kaldırmak şerefi size nail oldu. Ben başkan ama bu ekip meselesi o tabii. Tabii ki. Ama başkan olarak sizin döneminize. Evet, evet. İkisi birden hatta. Evet, değil mi? İkisi de birden. İkisi birden. Onun için bu iltifat değil, biraz gerçeğin dile getirilmesi. Zaten programımızın adı Aslan'ın Hazinesi. Yani sizin gibi mücevher sayılabilecek değerli insanları ağırlamak istiyoruz bu programımızda. Önce şeyden başlayalım mı? Galatasaray sevginiz ilk nereden? Çocukluk aşkı mı sizin içinde? Tabii. Tabii. Nasıl yani başlıyor? Yani şöyle, tabii daha çocuksunuz, 4-5 yaşında, 6 yaşlarında falan. Benim amca dediğim, amca gibi dediğim babamın çok yakın bir arkadaşı vardı. Celal Çalışlar, büyükelçi rahmetli. O Galatasaray okullu tabii. Böyle spordan falan, top veya bahçede oynarken falan, hangi takımsın, nasıl derken, tabii ki Galatasaraylı olman lazım senin deyip ben de Galatasaraylı oldum. Yani bir kere bir Galatasaraylı büyüğümün birinci telkiniyle, sonra tabii kendim de kendi tecrübelerimi yapıp işte Galatasaray sevgim ve aşkım devam etti. Sporla da birleşti herhalde. Tabii sporla başladı. Tabii ki sporla, yani işte maça gitmeler başladı. Ondan sonra öyle bakarken tabii seneler gidiyor. Ondan sonra işte basketbol yıldız takımında. Ondan sonra yurt dışına çıktığım için artık devam edemedim o işte. Galatasaray basketbol yıldız takımında yıldız mı? Yıldız takımında, evet. Oynuyorsunuz. Kimler var o zamanlar? A takımı. O zaman daha... o zaman işte hayır, daha enteresan. Genç takım, tamam? Özhan Can Aydın var. Evet. Barujan var. O zaman Baba Özer var. Evet. Babalar var. Bizim evet. O zaman yani. Yalçın abi herhalde yenilmeniz. Yok, o daha değil henüz diye, ama geçmişti, ama ondan sonraki dönemde Çaça Metin falan çok adam vardı yani. Evet. Yani sizin aslında forma sevginiz basketbolda. Basketbol, evet. Galatasaray yönetici olduğunuzda da ilk ilgilendiğiniz bölüm basketbol galiba, evet, değil mi? Evet, işte Ali Uras rahmetli o zaman başkanımızdı. O öyle uygun gördü. İşte basketbolda kökenli olduğum için. Evet. Şeyi büyük bir ihtimalle en uzun konuşacağımız bölümlerden biri Ali Uras'ın yönetim dönemi olacak, ama sizin yurt dışı da dediniz. Yurt dışına okumaya gidiyorsunuz herhalde. Orada da sporu sürdürüyor musunuz? Tabii. Yani tabii, yani genel sporumu basketbol ağırlıklı olmak üzere bir sürü spor yaptık ya okulda. Evet. Atletizm de yapıyorduk. Evet. Yani biliyorsunuz Almanya'ya gönderdim. Almanya'nın hangi kentindeydiniz? Münih'in güneyinde. Güneyinde bir çok güzel bir göl var. Almanya'nın en büyük iç gölü. Orada bir yatılı okul tabii, okulda. Ortadan ayrıldım. Ortadan sonra liseyi orada bitirdim. Orada tabii spor yapılıyordu. Almanya'da zaten okullarda çok spor yapılıyor. Tabii ki. Çok teşvik ediliyor yani. Atletizm dahil. Gölün kenarı olduğuna göre su sporları falan da vardı belki. Kürek. Kürek değil mi? Kürek çekerdik. Yüzme yok. Ama Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de kürek hakikaten kürek hayatın bir parçası. Hakikaten dört tekte de kürek çekiyordum yani. Sizde. Evet. Yani hep sporun içinde kalıyorsunuz. Üniversitede de belki devam ediyorsunuz. Evet, o zaman o spor biraz daha yavaşlıyor. O zaman biraz mesleki kariyer oraya bakıyorsunuz, evet. Peki spor hayatınızın, takım sevginizin yanında kariyer olarak nereye yöneldiniz? Şöyle, kariyer olarak tabii babadan kalma mesleğimiz var tabii. Bir sürü firmaları yönetme bakımından tabii. İş adamı oldu. Genç yaşta. İş insanı oldu. İş insanı oldu. Ama tabii aşağıdan başlayarak, yani yukarıdan başlayarak değil. O zamanlar ki yani, ailelerde... Mağazada yani şey yapıp... jiletlik çelik satmakla başladık. O zamanki ailelerde çok geleneksel böyle bir şey değil mi? Çocukları hiç tepeden inme bir göreve getirmiyorlar. O yanlış oluyor zaten genelde. Ama son jenerasyonlarda farklı işleyişler bir hayal kırıklıkları onlara neden oluyor. Konuşmak istemem tabii. ama benim görüşüme göre o yanlış olur. Çünkü bilmesi lazım aşağıdan gelip. Sizin herhalde yani bir
öneride bulunacak olsanız ya da birilerine nasihat edecek olsanız çekirdekten yetişmelerini herkese... Muhakkak. Hatta aile şirketlerin haricinde başka yerde çalışıp aile şirketine sonradan daha gelmesin. Da iyi olur gibime geliyor. İş dünyasında da çok ciddi deneyimleriniz var tabii. Ama biz yine Galatasaray'a dönersek... Evet, iş dünyasını falan bırakıp Galatasaray konuşuyoruz. Evet, Galatasaray ve tabii bu bizim programımız biraz ansiklopedik program olduğu için güncelden de çok konuşmuyoruz. İlk evet. Yönetiminiz Ali Uras mı? Ali Ondan Uras. Önce görev aldınız mı? Yok, hayır Ali Uras. Ali Uras yönetimi. Ali Uras'la evet... İşte 78. Evet 78. Ben o dönemin seçim öncesini ilk muhabirlik deneyiminden hatırlıyorum. Kozalak İlhami'nin zannediyorum bir şeyi vardı, yazıhanesi vardı. Karaköy'de evet. mi? Karaköy'de. Evet. Orada kulis toplantısı var evet, dediler evet, bana. Evet, evet. Ben Cumhuriyet'te Galatasaray'a bakıyorum o zaman. Oraya gittim ve orada ilk Galatasaray'la kulislerinle tanışmam ilk o gün oldu. Evet. Evet. kulislere başladık işte orada. Orada evet. Tabii. O zaman çok genç üyeyiz tabii 78'de. Evet. Öyle başladı Galatasaray öyle başladı işte. Ve yönetimde kimler vardı? Onları bir daha hatırlayalım Ali Uras yönetimini. Şöyle diyeyim mi? İzzettin Doğan vardı. Evet. Şeref Cenger vardı. Oğuz İmregün. Var mıydı? Yok divan başkanı Mete Atatürk. Sanıyorum yoktu Oğuz abi. Yok Semih Hazinalaroğlu vardı. Evet. Rakip Selahattin Beyazıt mıydı o seçimde? Evet. Semih Hazinalaroğlu vardı. Özkan Olcay abimiz vardı. Alp Yalman. Alp Yalman tabii söylemeliyiz. Alp Yalman vardı. Bu ilk böyle oldu. Ondan sonraki yönetimlerde gene devam ettik. Yiğit Okur girdi rahmetli. Ersan Feray vardı rahmetli. Evet. Sizin yani, ilk ilgilendiğiniz konu basketbol oldu. Bir de sanıyorum şu anki böyle hani uluslararası ilişkiler gibi de bir farklı fonksiyonunuz vardı değil mi? Yani şöyle bakayım. Evet belki bir lisan konuşuyorum, şey yapıyorum. Avrupa'yı biliyorum tabii. Evet. Tabii o zaman daha ben o zamanlar daha kıdemsiz tabii Alp Yalman var kıdemli bir sürü. Evet. Ama kıdemsiz dememek lazım. Belki de çok iş halleden de bir konumdaydınız. Evet var öyle bir şeyler yapabiliyordum. Yani çünkü yabancı futbolcu ya da yabancı oyuncu dediğimiz transferler çok taze. Avrupa'ya yeni yeni açılıyor. O Yugoslav şeyi bitmiş. değil mi? Bir zamanlar bir Yugoslav mecburiyeti vardı sanki. Balkanlardan geliyor ama Balkanlar onların da hakkını vermek lazım yani. Evet. Balkanlardaki o sporcuların, o toplumun hakkını vermek lazım. Bir sürü sporda çok başarılılar. Evet. Özellikle Doğu bloku gibiyken eski Doğu bloku. Doğu bloku gibiyken ama ciddi bir disiplin içinde yapılıyordu spor. Müthiş ve şimdi o Doğu blokundan Yugoslavya'dan 7 tane ülke çıktı. Hepsi evet. Başarılı milli bakımdan baktığınız evet. Zaman evet. Sporda. Neyse o bizim sonra bir değil. Almanya hatta Galatasaray'da öncesinde bir İngiliz ekolü var tabii. Brian evet. Börschler, evet. Malcolm Alisson'lar, İngilizler Don Howe'lar evet. filan. Don Howe'lar evet. Tabii. Öyle bir dönem var ama sonra bir Alman ekolü söz konusu oluyor evet. Galatasaray'da. Onda sanki ama sizin etkinizi yani sizin Almanya deneyiminizin de bir etkisi olduğunu düşünmek i̇şte gerekiyor. O zaman işte biliyorsunuz o Alman esas Alman etkisi Derwall'le başladı. Evet. Şu 80. Fotoğrafı tekrar hatırlayalım. Ben şuradan kameraya göstereyim. O işte Derwall'in konuşma o fotoğrafı. Derwall orada rahmetli Atilla Karsan. Evet ben birinci derece yakınlarımla ilgili çok övücü şeyler söyleyemediğim için evet. Genellikle ya, konuklarım onu, söylüyorlar. Onun etkisi çok oldu. Hakikaten evet. Biz böyle dururken ne duruyorsunuz Derwall'le konuşun dedi. Evet Derwall'le de konuştuk bulduk bir şekilde. Hatta dedi ki yemek yemeyi çok sever. İyi bir restoran var onun evine yakın diye. bilmiyorum o zaman hatırlıyor musunuz? Bir Renault Caravel mi? Öyle bir arabası vardı. Babanın. Lancia. Ha, Lancia mıydı? Lancia. Ha, ha. Üstü açık. Üstü açık. Lancia. Evet. Önde şey oturdu. Ben de arkaya sığıştım. Böyle arka taraf çok zordu o arabada gerçekten. Böyle arkası ve gittik oraya. Gayet iyi hatırlıyorum yani evet. O zaman tabii. O zaman tabii Alp Başkan tabii o zaman evet. Bütün orkestra şefi o zaman evet. O orada. Çok önemli bir kilometre taşı oldu o dönemde.
Vaka 10 küsur yıl sonra Avrupa başarısı geldi ama yaklaşık 16 yıl sonra geldi Avrupa başarısı ama belki o kilometre taşları Florya'nın tabii Aluras dönemi Florya'nın yapılanması demek. Evet tabii o zaman daha sahamızda toprak falan böyle şey bunlara evet. Çok itiraz etti Derval. Onlar müthiş çabuk bir şekilde Alp Başkan halletti. Evet. Yani Galatasaray için değil Türk futbolu için çok yeni olan şeylerdi yani antrenman ve çim saha. Tabii değil canım. Mi? Tabii o zaman biz yani ondan 4-5 sene önce Şeref Stadı Balçık'tı mesela. Şeref Stadı Balçık'tı, top da denize giderdi. Evet. Şey bile o zamanki adıyla Mithat Paşa yani İnönü Stadyumu evet. Şimdiki Vodafone evet. Beşiktaş çamurdu. Evet, çamurdu yani. Yani çim yapılsa 3 maç sonra çamur bitti zaten. Çim yapılmıyordu, çayır yapılıyordu. Evet. Çayır tabii bozuluyordu. Şimdi evet. Bugünkü teknoloji başka. Evet. Bilinçli bir şekilde saha yapılıyor yani. Evet. Halı gibi oluyor zaten. Evet. Şimdi tabii asıl UEFA Kupası'na uzanan, sizin bir mimar, bir mühendis gibi işlediğiniz bir dönem var. O dönemin bir geçişini bize anlatır mısınız? İsterseniz Ali Tanrıyar döneminde çok başkanların yetiştiği bir liste var sanıyorum. Evet, bir kere o listeden çok çıktı. Bir de şunu unutmamak lazım. Evet, biz UEFA Kupası'nı kazandık. Fakat biz Şampiyonlar Ligi, o zaman Şampiyon Kulüpler adında yapılırdı turnuva. Yarı final oynadık. Yarı final oynadık. Evet. Steaua Bükreş'le. Evet. Yani Galatasaray'ın geçmişinde bu Avrupa alışkanlığı veya herhangi bir Avrupa şampiyonasına erişme programı DNA'sında var. Evet. İçinde var. Ali Samiye'nin zaten bize verdiği düsturda var. Görmüşlerden bir tanesi. Evet. Tabii o zaman Ali Samiyen zaten onu mecburen öyle söylemek durumunda. Çünkü Ali Samiyen kulübü kurduğu zaman bizim top oynamamız yasak zaten. Zaten yabancılarla oynuyoruz. zaten yasak o zaman. Evet. Türk takımların futbolu. Yabancılarla ancak oynayabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla başka alternatifi yok. Ali Samiyen Bey'in başkanı. Ama çıta da böylece çok yukarı konmuş oluyor. Tabii. Dolayısıyla o var zaten işin evet. içinde. Zaten Galatasaray'ın neşet ettiği yuva olarak içinde var zaten. Dünyevi olmak, evet. evrensel olmak. Evet. Zaten o işin içinde dolayısıyla bu bizim içimizde. Evet. Dolayısıyla. Peki başkanım bu dediğim gibi yine 96'lara gelirken nasıl başkan olmaya karar verdiniz? Nasıl gelişti? Şöyle tabii zaman zaman oluyor. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. 90'da bir seçim oldu. Biz Ali Tanrıyar'la girdik. Alp Başkan'la o sırada ayrıldık. O iki senelik bir ayrılık safhası geçirdik Alp Başkan'la. Hı hı. Sonra tekrar birleştik 94'te. Hı hı. 94'te, evet 94'te. Ondan sonra da ben başkanlığa adaylığımı koydum. Sizin adaylığınızı koyarken böyle bir telkinle mi oldu? Doğal akışı içinde mi gelişti? Nasıl oldu başkanım? Yok, onu konuştuk. Orada tabii çok çok katkısı olan bizim rahmetli Özhan Canaydın vardı. Çok yakındık böyle birlikte. Onun da çok katkısı vardı seçimde özellikle. Onu bir karar verdik. Ya zaten şöyle bir düşündük. Ya 78 yılından beri bu işin içindeyiz. Seneler geçti. İşte benden daha kıdemli olan Alp Yalman Başkan da başkanlığını koydu. Şimdi de belki bana buraya bu güzel topluluğa, bu güzel kulübe bu çocukluk aşkımız olsun, sevgiyle bağladığımız, aşkla bağlandığımız olan kulübe hizmet etme zamanı gelmiştir diye düşündük ve adaylığımızı koyduk. Bir ekip kurduk. Ekibinizde kimler vardı o zaman başkanım? Bizim şöyle başlayalım. Atilla Donat evet. vardı. Ateş Ünal Erzen vardı. Tabii ki Özhan Canaydın evet. vardı. Ergün Gürsoy vardı. Evet. Ve meşhur 106 ekibi herhalde. Ali Dürüst, Celal Gürcan. Celal Gürcan, evet. Ali Dürüst tabii Celal evet. Gürcan. Ali Dürüst. Ahmet Yolalan. Ahmet Yolalan. Evet. Ahmet Bozdoğan. Bozdoğan yok. Bozdoğan yok. Hocayı söylüyorsunuz herhalde. Evet, söyleyin.
Ahmet Özdoğan. O yedek üyeydi ama oradaydı. Evet. Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nün yönetiminde hep bir yerlerde olan insanlar. Ali şey, mağazaların başında şimdi. Ali Öğütücü. Öğütücü. Evet. Ali Öğütücü. Genç üye Mahmut, olarak. Mahmut. Yani 113 ve 116 dönemleri bunlar Galatasaray Lisesi'nin. Evet, birisi evet. 113'ler peşmerge adlandırılan bir bölüm. Onda yok. 106, 107'ler, evet. 109'lar, 109'lar. Evet. Yani ekip iyiydi. Evet. İyi bir ekipti yani. Hem gençlerle hem de tecrübeliler bir arada. Ekip iyiydi. Evet. Ekip iyiydi. İlk iş olarak ne yaptınız 96'da? İlk iş olarak seçildikten hemen sonra, 15 gün sonra 3,5 milyon pound ödemem vardı. Ödemesini yaptık. Onu hatırlıyorum ben. Ondan sonra işte karar verdik. Sunes'ten ayrıldık. Evet. Daha önce zaten Fatih Hoca'ya gitmiştik. Fatih Hoca'yla prensipte anlaşmıştık. Dolayısıyla bu işi yaptık. İlk önce futbolu eve aldık. Tabii önemli olan futbol. Sunes'ten devraldık. Ve başladık. Ama sonrası da hatırlamadan edemeyeceğiz burada. Kadıköy'e bayrak diken. Evet tabii. Önemli yani, bir figürdür. Yani o tabii biz Mart'ta seçilmiştik tabii. Evet. Bizim dönemimize geldi ama esasında Alp Yalman Başkan'ın döneminin neticesidir. Evet. Orada zannedersem evet. Fatih Terim'le konuşurken onun yani herhalde 96 yılındaki Fatih Terim daha imparator diye adlandırılmayan bir Fatih Terim'di. Aday. Adaydı. Uzun vadeli bir plan yaptınız mı yoksa doğal halinde mi gelişti her şey? Yok. Biz yani bunu bir kere o zaman iki senede bir seçim oluyordu. Bir kere muhakkak o dönemler için devam etmeyi düşündük. Yani bunda zaten ona düşündük. Böyle bir 15 günde bir, 6 ayda bir teknik direktörü değiştirerek bir köklü bir atılım yapamazsınız. Yani iyi bir uyum da sağlayamamışsınız. İyi bir ritim de sağlayamamışsınız. Bu bir ritim meselesi. Evet. Beraber oynama alışkanlığı. Aynı şey. Bu bir alışkanlık. Bu... Bir takım olmak. Yani bu özünde bu yatıyor zaten. Bir takım olmak. Evet. Bu takım yönetimden başlıyor tabii. Evet. Yukarıdan başlıyor. Ya hepsini kavruyor. Teknik kadro, futbolcular, hepsi. Belki Florya'nın arka taraftaki şeyi. Futbolcu çok önemli. Evet. Yani iyi bir sporcunuz yoksa, yetenekli sporcularınız yoksa dünyanın en iyi antrenörü olabilirsiniz. Bir şey çıkmaz. Evet. UEFA'ya uzanan yol gerçekten büyük bir kadro işiydi. Ama siz de onu dünya çapında bir orkestra şefi gibi yönettiniz diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Yani bir şeyler yapmaya çalıştık diyelim. Çok alçak gönüllüsünüz başkanım. Gerçekten Türkiye gibi bir ülkede UEFA Kupası'nın getirilmiş olması yani çok özel bir başarı. Yani bir de Dünya Kupası üçüncülüğü var elimizde. O da hemen aynı kadro. Galatasaray kadrosu. Galatasaray kökenli. Evet, üç tane ekle Galatasaray kadrosunun aldığı başarı. Peki hemen daha UEFA'yı uzun konuşuruz diye şey yapıyorum. İlk aklınızdaki futbolcu Türk ya da yabancı kimler vardı o zaman katılalım Galatasaray'a diye? Şimdi şöyle bir şey oldu. O zaman Hacı ile ilgili çok enteresandı. Çünkü şeydi bizim... Ergun Gürsoy. Ergun Gürsoy var. Başka bir arkadaşımız daha vardı. İrfan Kurdoğlu. İrfan Kurdoğlu. Evet. İlk şey Hacı mıydı yani kafanızdaki? Yani ilk öneri gelen? Onun tarafından. Onun da bir öneri geldi. Öneri geldi. Hemen alalım dedim ben yani bu gerçekten planda yoktu. Evet. Planda tabii onun gibi tecrübeli birisini oraya koymak vardı. Bir maestro arıyordunuz. Çağda bir patron lazım vardı ama Hacı değildi çünkü Barcelona'da, şurada, burada yani anlatabiliyor muyum? Üst düzey, dünya çapında bir futbolcu. Ama bıraktı ve... Free license dedik, free agent dedikleri gibi bonservesi elinde olduğu için çok da cazip oldu tabii. Ve onunla başladık ilk önce.
İlk şey. Onun beraberinde tabii Popescu bir sene sonra geliyor sanıyorum, değil mi? Bir sene sonra, evet. Onun döneminde Filipescu ve şey var herhalde. Forvet'teki İlya var. İlya var ve Filipescu var ve Acı var. Bir de Knop galiba, yani ne vardı? Bir de Avusturyalı bir şey vardı. Evet. Adrian Knop mu? Doğru. Adrian. Knop galiba. Ben de hatırlayamıyorum şimdi. Başkanım, Türk futbolcular ise hazır bir jenerasyon var. Vardı. Şimdi hatırlıyorum mesela Vedat'ı Karabük'ten transfer ettik. Bir yerli oyuncular aldık tabii. Evet. Onları aldık ama altyapıdan da Bülent var, Tugay. Evet tabii onlar elimizde. Tabii Bülent Tugay tabii onlar var. Evet. İyi bir kadro var. İyi bir kadro Fatih oldu. Terim işin başına geçiyor. O da iyi idare etti tabii. Çok iyi yönetti hepsini. Peki sanıyorum ilk sezon birazcık aksiliklerle başlıyor. Litök özlenmeler ilk sezonun başı. Aksilik, ama siz ısrar ediyorsunuz bildiğim yani kadarıyla. Şampiyonluk yoluna uzanan yani bir iki mağlubiyet. Ya böyle Fenerbahçe'ye kendi sahasında mağlubi olması falan filan. Böyle şeyler olur ya hayatta. Ama sizin bir ısrarınız var. Yani orada istikrar istiyorum. Tabii. Evet. Yani şimdi dördüncü hafta veyahut altıncı hafta yenildik Fenerbahçe'ye kendi sahamızda. Evet. Büyük bir skorla yenildik. Hemen teknik direktörü mü atacağız yani? Evet. Böyle bir şey var mı ya? Görülmüş şey değil. Çok görülen şey son zamanlarda bizim ama sizin şunu şey yapmak istiyorum, seyircilerimizle paylaşmak istiyorum daha çok. Sizin çok ciddi bir vizyonunuz var orada. Türkiye'nin alışmadığı bir vizyon ve istikrarlı bir başarı yakalamak için bir sistem kurulması lazım. Evet. Siz de bu sistemin kurulması ve kalıcı olması için uğraş verdik. Bunun için de müesses olması için de ve müessesenin kurumsal disipline de uyması için bir sürü yenilikler de getirdik. Mesela futbol dernek kafasıyla yönetilemez. Bir dernek kafası. Yani o dernek, bu profesyonel seviye, bu gelmiş olduğu profesyonel seviye böyle dernek kafasıyla olamaz. Evet. Dolayısıyla daha profesyonel ve kurumsal terbiye içinde, disiplin içinde yönetilmesi lazım. Bunun için de zaten şirketi kurduk. İlk kurulan futbol AŞ'mi Sportif AŞ. Sportif AŞ'nin kuruluş maksadında zaten bir de oraya bir yatırımcı lazım, bir sermayedar. Evet. Para koyacak, para koymak, paramız yok. Evet. Onu organize etmeye çalıştık. Çok tenkit yedik bu bakımdan. Çok üzüldük, çok yorulduk. Sonunda yaptık, sonunda anlaşmayı Galatasaray bozdu. Benden sonra gelen yönetimler bu anlaşmayı bozdular. Bir sürü problem yarattılar. Ama bitti gitti zaten onlar. Ama sonunda şirketle yaşamanın doğru seçim olduğu ortaya doğru çıktı. Doğru seçim. Başka kulüplerde zaten aynını yaptılar. Evet. Zaten öyle olmasa, şimdi hala ideal bir şekilde yapılandırıldı mı? Hayır, bana göre ideal bir şekilde yapılandırılmadı. Henüz daha. Olacak ama muhakkak olacak. Gittikçe oraya doğru gidiyoruz. Hem yasal bazı zorluklardan dolayı, yaptırımlardan dolayı yapılıyor. Nasıl olacak yani? Yeni spor yasası da ama sizin biraz bakış açınızı karşılıyor sanki. Biraz fazla disipline edilmek istendi sanki, değil mi? Fazla merkeziyetçi, daha az merkeziyetçi olması lazım ama o da düzelir kendi içinde. Evet. Önemli olan ama bu tarihi değişimi kabul etmek ve yapmak işte zaten bunu yaptık. Sonra şey de çok önemli. Biz gösterim endüstrisindeysek eğer tercih ederiz ki tiyatronun da sahibi olalım. Tiyatro neresi bizim için? Stadlar. Evet. Tamam. Oradan da gelir. Yani böyle bunları da yerleştirdik toplumumuza. Onlar kabul gördü yani. Evet. Böyle bir takım reformlar yaptık. Ali Samiyen stadından daha büyük bir stada geçişin ilk şeyleri aslında düşünce bazında sizin zamanınızda atıldı. Öyle değil mi? Ama biz yeni stadımızı gene Mecidiyeköy'de yapmak istiyoruz. Evet, sizin görüşünüz oydu. Çok değerli bir arsaydı, arazi. Değeri ortada zaten. Evet. İşte onu olmadı. Olmadı. Şimdi, Türkiye'de... Şimdi bunu tenkit etmek için söylemiyorum ama yani olmadı işte olmadı. Ama Türkiye'de bazı planların gerçek hayata dönüşmesi için
birçok faktörün bir arada olması gerekiyor. Lazım. Toplumun kabul evet. etmesi lazım. Evet, toplum ve ne kadar olursa devlet kurumları da çok etkili tabii. Tabii. Bazen devlet kurumları... Bir de hedefiniz, siz mesela hizmet verdiniz topluluğa. Topluluğa hedefleri o topluluğun tasavvurlarının çok üstünde olursa onu yaptırmak daha zor oluyor. Tabii. Çok haklısınız. O zamanlamayı çok iyi yapmak lazım. 96'da başlayan süreç 2000'e geldi, dayandı. Ne gün olacak bu iş ya da olmayacak dediniz UEFA Kupası için? Yok, olacak dedim. Hep hiç olmayacak demediniz mi? Olacak. Biz rezervasyonu bile yaptık. Kopenhag'da rezervasyonu bile yaptık biz. Evet. Peki evet. Başkanım, Chelsea maçında 5-0'lık Chelsea evet. maçı. O gün neler hissettiniz? O günkü yenilginin bir başka başarının habercisi olabileceğini düşündünüz mü? Hayır, tabii. Bir kere 5-0 yenildik tabii, kendi sahamızda yeniliyoruz üstelik. Evet. Bu parantez için burada da kalecinin ne kadar önemli olduğunu bir daha ortaya çıkarayım. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Evet. FIFA bir futbol takımını nasıl tarif ettiğini biliyorsunuz. Sizden tekrar duymakta yarar var. Bir kaleci 10 oyuncu. Yani 11 oyuncu demiyor. Bir kaleci 10 oyuncu. Evet. Çok önemli kaleci. Evet. Onu yine hatırlarsak parantez açalım. Taffarel de tabii o dönem için. İşte kırmızı kart görmüştü. Biliyorum ama yani Taffarel o başarının tabii, en büyük mimarlarından bir tanesi. Evet. Oyuncu. Tabii orada %110 konsantrasyonla oynadı bizim arkadaşlarımız, bizim sporcularımız. Evet. Onun için de bir sürü şeyi yaptılar ve kazandılar. Evet, Kopenhag'da. Kopenhag'a gitmeden önce çok ciddi çeyrek final, yarı final maçları yaşadınız. Hiç mağlup olmadık. Evet. Unutmayalım. Evet. Yani UEFA Kupası'na giderken ki o süreçte, o seneki bütün maçlarımızı kazandık ve beraber kaldık. Hiç yenilmedik. Evet. Çok büyük bir başarı. Çok önemli bir şey. Evet, evet. Kimse böyle şey yapmıyor. Yani tekrar söylemek gerekiyor belki. Çok ciddi bir takım başarısından söz ediyoruz evet, burada. Takım. Futbol takımı başarısından değil takım, ama. Takım. Bütün kulüp. Futbol takımı çok önemli. Masörüne kadar. Tabii çok önemli. Evet. Elbette. Kupayı kaldırdık. Sonra yaşanan bazı şeyler var. O dönemden anlatmak istediğiniz herhangi bir anınız var mı? Gidenler var, gelenler var, ayrılıklar var, yeniler var. Oluyor bazen, ayrılıklar oluyor. Böyle. Ama benim mesela bir taraftar veya gazeteci olarak en önemli şeyim Lucescu'nun gelişi de Galatasaray'a aslında bir başarıydı. Yani öyle bir... Yani öyle bir tercih yapmak durumdaydık. Çünkü Fatih hocamız... gitmeye karar verdi. Öyle olabilir. Yani bunda bir şey değil. Yeni ufuklar evet. açık olması lazım. Güvenmeyebilir, istemeyebilir. İstemediğini zannedip gidebilir. Yani bizde öyle bir şey yok ama yani. Siz kimseye git demediniz, onu hayır, biliyoruz. Hayır. Evet. Gidince işte bir çalışmada bulunduk. İşte biraz ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz filan. Bir de kadroda da zayıflama oluyor. Kadroda böyle. Dolayısıyla Lucescu üzerinde karar verdik. Tecrübeli bir hoca zaten kendini kanıtladı. Evet. Süper kupayı kaldırdı. Süper kupayı kazandı. Tabii orada o kadar şey değil. Orada tabii daha Fatih Hoca'nın tabii takımı o zaten. Evet. O devam ediyor. Ama süper kupayı kazandık. Sonra iyi performans gösterdi. Geldi burada. Şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Evet. Yani. Sayın Başkanım, şimdi orada bir şey daha hatırlıyoruz. Jardel transferi. Onun da enteresan bir hikayesi var kendi içinde herhalde, değil mi? Jardel transferinde tabii çok büyük aktör Mehmet Cansun evet. sağ olsun başkan. Evet. Muazzam bir istekle, müthiş optimist olduğu için, müthiş iyimser bir insan olduğu için. Kendisi sanıyorum inzivada. Onunla Bodrum'da çekebileceğiz ancak programı herhalde. Gayet güzel. Çok da güzel konuşur. Çok da süsler söylemek istediklerini. Gayet güzel bir şekilde gitti. Pahalı bir transferdi tabii. Çok evet. pahalı zamana göre. Cem Uzan, Jardel'i alırsanız veririm mi dedi? Yoksa hayır. siz mi Cem Uzan'dan sponsorluğu aldınız? Uzan gayet
o zamanın şartlarına göre son derece son derece önemli bir tutarda bir forma reklamı verdi. Evet. O zaman forma reklamları belki 1-2 milyona gidiyordu. Evet. Bu 6 milyon gibi çok önemli, evet, bir bir meblağ verdi forma reklamı olarak, Telsim olarak o zaman Telsim. Onun tabii katkısı oldu. Yani evet, Jardel'i aldık veya Ahmet'i aldık, Mehmet'i aldık. Mesela bir para geliyor kulübe. O paranın üzerinde bu Jardel'e gidecek mi, buraya gidecek yazmıyor. Tabii ki. Yani bir para gidiyor, kullanılıyor. Kendisi birazcık Galatasaray kamuoyuna, yani benim katkımla Jardel geldi izlenimini verdi. Var muhakkak. İşte şimdi piyasanın üzerinde bir bedel, evet, bir forma. O dönemde rastlantı olarak ben de Star grubu içinde çalışıyordum. Ateş abi de orada çalışıyordu o dönemde. İyi Galatasaraylı. Evet, bayağı bir Galatasaraylı komüniti vardı orada da. Evet. Başkanım, sonra bırakma kararınız. Ya evet, sonra bırakmak durumunda kaldım. Galatasaray adına orada bir, bana göre bir dram yaşanmıştır. Orada, onu seyircilerimiz araştırıp bulsunlar diyorum. Onu şu yanıyla bakarsak başkanım, Galatasaray çok büyük başarıdan sonra onu mali bir başarıya geçirmekte zorlandı. Yok. Onunla ilgili sizin gözlemleriniz neydi? Şöyle, şimdi biz UEFA'yı kazandığımız zaman öyle bir tenkitlerimiz var. Fakat bir UEFA kazandığınız kupanın ertesi günü para girmez size. O bir süreç ister. Ne tanınırlık süreci ister. Bir, o da bir iştir. Tanıtmak. Yani o ürünü, o ismi pazarlamak. Yanlış anlamasın. Yani pazarlamak derken satıştan değil. Onu topluma o şekilde kabul edip o zaman onun nemasını alabiliriz. Bunların hiçbir tanesini yapamadık. Yapamadık çünkü çarkı geriye dönüyoruz. Çarkı geriye döndü. Bizim yabancı ortaklığımız %20 idi zaten. Devam etseydi başka türlü bir disipline girmiş olacaktık. Demin bahsettiğiniz, evet, kurumsal disipline girmiş olacaktı. Ondan o da günkü ortak aynı zamanda dünya çapında da bir sigorta şirketinin, evet, fonu. Evet. Evet. O fonda neler dediler? Neler dediler? Ya bu işi hatırlatmayın bana neler, evet, dediklerini. Biz güzel başarıları, güzel yanlarını konuşalım. Hiç hatırlatmayın bana bir. Öyle hiç Galatasaray'a yakışmayacak diyaloglar geçti. Hiç. Evet. Başkanım, bir de hızlı sorular diye bir bölümümüz var bizim. Tek kelimelik sorular, tek kelimelik cevaplar mümkünse. Mesela spor yapmak. Mutluluk. Mutluluk. Peki futbol. O zevk. Fair play. Şart. Aydınlanma. Aydınlanma Galatasaray. Medeniyet. Galatasaray. Nezaket. Galatasaray. Bu Alp abinin soru cevaplarıyla neredeyse birebir gidiyor mi şu ana kadar. Zarafet. Galatasaray tabii ya. Avrupa. O da Galatasaray. Atatürk. O tabii, Atatürk bizim liderimiz. O bizim yolumuz. Galatasaray. Aşk. Peki siz dönüp baktığınızda güzel tarafıyla Kopenhag kadar sizi sevindiren, Kopenhag'daki final, UEFA Kupası'nı kaldırmak kadar sizi sevindiren başka hangi olayları hatırlarsınız? Yani Kopenhag tabii çok sevindiriyor tabii. Bu ondan daha büyük bir başarımız olmadı ama ben Galatasaray'ın her başarısında Kopenhag kadar sevindim. Çünkü neticede başarılı olmak için çıkıyoruz ve biz bir başarılı oluyoruz. Yani bunun tabii Kopenhag başka bir şey. Evet. Fakat ben her başarıda seviniyorum. Yönetimde olayım olmayayım, başkan olayım olmayayım. Tabii biz neticede Galatasaraylıyız. 4. yıldızı taktığımız zaman da çok sevindik. Evet. Şimdi inşallah devam ediyoruz. 5.'yi de görürüz 5. inşallah. 5.'ye doğru adım adım gidiyoruz, evet, böyle. 23 oluruz inşallah bu sene. İnşallah. Evet. Başkanım şeyi sormak istiyorum size. Siz kulüpte resmi göreviniz bittikten sonra da çok feyz alınan, akıl danışılan bir konumda oldunuz. Bilmiyorum ama ister istemez böyle bir izlenim var dışarıda. Veya Galatasaray'ı zorda hissettiği dönemlerde size
bir şeyler sormak isteğinde olan kişiler oldu. Olabilir tabii, ben de fikrimi söylerim yani. Galatasaray'ın her zaman emrindeyiz biz. Estağfurullah. Neticede. Ben şeyi hatırlıyorum, büyük kulüpteki Özhan abinin vazgeçirilme yemeğini, vazgeçirilme istenilen yemeği. Orada da mesela sizin çok büyük şeyiniz olmuştu. Yani bırakmasın Özhan abi diye. Evet. Evet. Rahmetli ama. Özhan Can Aydın'dan söz açmışken bir konuyu size sormak istiyorum. Eğer Lucescu'nun sonun yani dönemi biterken siz başkan olsaydınız, Lucescu'yu bırakmasına izin verir miydiniz? Hayır. O onun tercihidir ama kazanan bir ekibi değiştirmem. Evet. Üç dönem sonra ayrılırken kendisine ben de o zamanlar farklı bir program yapıyorduk Sultani'den Zirve'ye. Orada kendisi de şey yapmıştı. Yani, keşke demişti. Yok, ben onu şey yapmazdım. Yani kazanan ekibi değiştirmem. Evet. Başkanım çok güncel bir şey ama yani inşallah bizim programımız yayınlandığı zaman bir bant çekimi bu sonuçta. Değişmiş olur inşallah ama bu dönemde yakın geçmişte Galatasaray'ın futbolda özellikle çok ciddi bir mücadele vermesi gerekiyor. Sanki Galatasaray böyle devlerle mücadele ediyor ama o devler rakip takımlar değil de başka sorunlarmış gibi geliyor. Maalesef. O konuda söylemek istediğiniz maalesef, bir şey var mı? Maalesef bir böyle Sunes çok güzel bir laf söyledi. Evet. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Evet. Ciddi bu aralar böyle şeyleri hissediyorum, bunu hissediyorum. Evet. Ben bunu bana kanıtlayın, şu örneği vereyim diye hissediyorum. Galatasaray'ın konuları ortaya geldiği zaman adil davranılmıyor gibime geliyor bana. Bir başkan için de bunlarla mücadele etmek oldukça zordur diyor. Çok zor, çok zor tabii. Bununla mücadele etmek çok zor, çok zor. Çok zor ama çok iyi de mücadele ediyorlar. Evet, yani ben burada tabii ki her yönetim Galatasaray için en iyisini yapmak ister ama yönetimlerimizin çok ciddi mücadelelerle uğraşmak zorunda yani, kalıyorlar. Bence yeterince bu konulara vakit harcamıyoruz. Yani kurullarda, resmi kurullarda, federasyonun kurullarında, futbolun resmi kurullarında, şeyin haricinde, kulübün kendi yapısı haricinde, gerekse medyada da gereken etkinliğimizi göstermek yani durumunda. Yani bir lobicilik lazım. Gerekiyor. Evet tabii. Ciddi bir lobicilik tabii. Gerekiyor. Gereken etkinliğimizi yapmıyoruz yeterince. Zamanımız yok, vaktimiz yok, adamımız yok olabilir ama bu önemli bir şey. Biraz da sanki hani boğmaya çalışıyorlar. Evet. Sorunlarını arttırarak boğmaya çalışıyorlar. Evet, bu tabii sporcuyu bozuyor. Evet. Gelen manşetler de aynı şeyi yapıyor. Anlatabildim mi? Çok haklısınız. Dolayısıyla buna ayrıca önem özel vermek. Özel bir önem vermek. Özenle evet. Yapmak. Ayrı bir teşkilat bu. Lobbying. Evet. Lobbying var resmi. Evet. Programımızın sonunda keşke burada bir koltukta da o otursaydı, onu dinleyebilseydik diye bir ebediyete intikal etmiş, değerimizi konuk etmiş gibi olmak istiyoruz. Daha önce Ali Samiyen Başkanımızı, işte Emin Bülent Serdaroğlu'nu, Ali Uras Başkanımızı andık keşke bölümlerinde. Sizin keşke bölümünüzde sizin gönlünüzden geçen bir isim var mı yoksa onu biz mi yerleştirelim oraya? Ben size güzel bir şey şöyle olabilir. Nostaljik bir şey olabilir. Ailevi nostaljik bir şey olabilir. Hı hı. Çünkü eşimin dedesi evet. Abidin Daver. Çok güzel. En önemli denizci şey değil mi? Yazar aynı zamanda gazeteci. Evet. Hadi. Ama ona ne diyorlar? Rütbesiz amiral. Rütbesiz amiral. Ama esas gazeteci. Çok Abidin güzel Daver olur. Mesela eşime saygıdan onu isterdim. Mesela başkanımız da aynı zamanda 8 numaralı başkanımız. Evet. Çok güzel düşündünüz başkanım. Sizin eklemek istediğiniz programa anlatsaydım diye sonra yani, şey yapmayacağınız bir şey kaldı mı? Anlattık galiba değil mi? Çok eksik bir şey verdik mi? Zannetmiyorum eksik olduğunu ama sizin döneminizi anlatmak aslında bir programa sığacak bir şey değil tabii. Bir sürü köklü değişiklik, tarihi adım,
ve tarihi başarı var. Tekrar hatırlamak gerekirse şirketleşmelerin ilk adımının atılması, Florya'nın adam gibi bir şeye, sisteme oturması. Çok, çok emek verdik arkadaşlarla birlikte. Evet. Tabii ki onu her seferinde söylüyorsunuz ve işte sonuçta da UEFA Kupası ve Süper Kupa'nın gelişi. Üzüldüğüm nokta, üzüldüğüm dakika, buncası işte 23 sene geçti UEFA, Galatasaray'ın bunu tekrarlamamış olması. Ama yavaş yavaş orası da gelecektir. Öyle bakarsanız UEFA Kupası'nın geldiği tarih de neredeyse 80 küsuruncu yıl oluyor. Yani 90. pardon. Tabii ki 95. Tabii ki gelecek. Zaten böyle bir kupayı tekrar getirse gene Galatasaray getirebilir. İnşallah. Başkası da getirebileceğini zannediyorum. Sizin ışığınız sürdüğü sürece, sizin ve sizin gibi büyüklerimizin ışığı sürdüğü sürece Galatasaray'da bunun mimarları çıkacaktır mutlaka. İnşallah. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Keşke programında Abidin Daver başkanımızı anarak programımızı sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tarihi kökenine inerek incelendiği Türk denizciliğine dair ilgi ve farkındalığının artmasına yönelik çalışmalarına istinaden Sivil Amiral olarak tanınan Abidin Daver Başkanımızı keşke o denlerken kaybetmesek ve onunla söyleşi imkanı bulabilseydik. Köşe yazılarında ve kitaplarında sevdirmeye çalıştığı denizcilikte gelinen aşamayı, dünyanın tüm denizlerinde Galatasaray armasını dolaştıran denizcilerimizi anlatsak nasıl da göğüs kabarırdı kim bilir. Kulübümüzün 8 numaralı kurucusu ve 8. başkanı Daver'den kuruluşun ilk yıllarında futbol oynadığını ve kulüp başkanlığına uzanan yolu dinleyebilseydik keşke. Sporun yerini, siyasetin alışını, Türkiye Büyük Millet Meclisi 6. dönem milletvekilliğini, akademili olmasına rağmen meslek seçtiği yazarlık hayatını, hem nalına hem mıhına adlı köşesinde yazdığı fıkralarını, kitaplarını, hele hele Sivil Amiral olarak saygı görmesine vesile olan Türk denizciliğine ufuk açan denizcilik üzerine olan eserlerini bir bir anlatsaydı bize keşke. İkinci Dünya Savaşı döneminde gazete köşesinde yazdığı bilgi dolu yazıları ya da farklı okullarda sürdürdüğü öğretmenlik günlerinde dönemin gençlerini nasıl gördüğünü sorsaydık keşke. Ölümünün ardından ilk Türk şirebine onun adının verilişini ama çeşitli aksiliklerden sonra ancak 5 senede yüzdürebildiğini biz ona anlatsaydık duygulanır mıydı, hayıflanır mıydı yoksa tersliklerin her devirde olmasını normal mi karşılardı acaba? Ülkemizde ender yetişen çok yönlü ve üretken insanlardan biri olan merhum Abidin Daver'i saygıyla anıyoruz. Nur içinde yat Sivil Amiral.